İstanbul'da Maltepe'de 40 yıllık bir apartman. O apartmanda oturan bina sakinlerinden biri yapının sağlam olup olmadığını anlamak için karot örneği aldırdı. Ancak durum çok daha tehlikeli hale geldi. Karot alan ekip iddia o ki ana taşıyıcı kolonlara hasar verdi. Tabii komşular birbirine girdi. Arkadaşlarımız bugün oradaydı. Bakın neler oldu. Ölüm tehlikesinin içindeyiz. Kesinlikle korkuyoruz. Benim de iki tane çocuğum var. Dünya tarihinde görülmemiş. İlk defa böyle bir karot alınıyor. Karot almak için binaya girdiler, kolonları bu hale getirip gittiler. Ana kolonlarımızı kırdılar ya. Adım atamıyoruz evin içinde. 40 yıllık bir binanın içindeyiz. Karot almak için ekipler geldi. Önce buraya girdiler deyim yerindeyse ve karot almak için ana taşıyıcı kolonu bu hale getirdiler. Çok ufacık bir deprem bile bir bina yıkılabilir. Yetmedi. Yan tarafta da son derece sarsıcı görüntüler var. Bakın kolon patlamış ve demirler dışarı çıkmış. Dayanmaz. Üçlük bir depremle de dayanmaz. Bina. Evet, dayanmaz. Yine yetmemiş. Kameramızı şöyle çevirdiğimizde aslında manzaranın ne anlattığı bu görüntüden sonra apartman sakinleri çok ciddi şekilde ölüm tehlikesi yaşadıklarını söylüyor. Şu an çok ciddi bir tehlike var çünkü ana kolonlara da zarar verdiler. Alt kolonlar da aynı şekilde. Sallanıyor ev. Bildiğiniz titriyor. Yerde yürüyemiyorsunuz. Karot alırken o kolonun veya işte taşıyıcı elemanın içerisindeki demire zarar vermeden karotun alınması gerekmektedir. Maltepe Küçükyalı'daki binanın sakinleri kolonların bu hale gelmesinden sadece numune alan ekibi sorumlu tutmuyor. Bir de komşuları var öfkelerinin hedefinde. Çünkü iddiaya göre ekibe ulaşıp karot için anlaşan o. Diğer ev sahiplerimizin ve kiracılarımızın kesinlikle haberi yok. Gelip karot aldılar. Apartmanın bodrum katındayız. Burada da son derece ürkütücü görüntüler var. Karot alınırken bu hale getirmişler. Bu şekilde kırdı döktüler. Hani bizi bir nevi gözdağı çıkın gidin. Şöyle yan tarafa geçiyoruz çünkü bitmek tükenmek bilmiyor. Burası da ciddi hasar almış gibi görünüyor. Şöyle döndüğümüzde yine aynı manzara. Yine duvar yıkılmış, yine demirler çıkmış. Kabuk beton dediğimiz 1 santim ya da 2 santimlik tabakadaki betonun daha fazla, daha kalın alınmadan yani çekirdek betona ulaşmadan ince sadece sıyrılarak alınması gerekmektedir. Bina sakinleri içinde bulundukları durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak tek bir cevap aldıklarını söylüyorlar. O da karot alan ekibin güvenilir olduğu.